Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere melemen tarifi vereceğim. Bizim evde yazın sık sık yapılan bir yemektir. Ailecek çok seviyoruz melemeni. Ben malzemelerimi hazırladım. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olup köşedeki zil butonunu da açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olmuş olursunuz. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle melemenimiz için domateslerimizi soymaktan başlayalım. Domateslerimi videom uzun olmasın diye soydum. Güzelce böyle kenara aldım. Ve burada şöyle gördüğünüz gibi 3 adet Charleston biberim var. Yeşil. Bir tanesi acı, iki tanesi de tatlı. Dilerseniz acı sevmiyorsanız katmak zorunda değilsiniz. Ama böyle biraz acı olursa melemeniniz daha da lezzetli olmuş olur. Şimdi biberlerimi şöyle yıkamıştım zaten. Güzelce böldüm. Ve şöyle yakından göstereyim. Tavamı bu tarafa alayım ki şöyle hemen küçük küçük doğruyorum. Arkadaşlar bu arada yeşil biber yerine normal biber de kullanabilirsiniz. Ama bu yeşil biber daha da bir lezzetli oluyor. Hangisini tercih ederseniz hiç sıkıntı değil. Evde hangisi varsa. Şöyle biberlerimizi küçük küçük doğrayalım ve tavamızın içerisine alalım. Bu arada arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki melemeni yapmayan, bilmeyen yoktur diye. Ama maalesef ki yeni gençlerimiz bilmeyenler oluyor. Bazıları tabii ki, hepsi demeyelim. Geçenlerde böyle yürürken bir grup genç, ablacığım neden melemen tarifi vermiyorsun? İnceledik, kanalında melemen tarifi yok dediler. Ben de gerçekten de melemen tarifi bugüne kadar atmamışım. Bir de baktım ki gençler doğru söylüyor. Dedim sizler için söz dedim. Melemen tarifi vereceğim ve videosunu çekeceğim. O yüzden bugünlük böyle melemen tarifi vereceğim. Şöyle hemen hızlıca biberlerimi doğrayıp ve tavamın içerisine alıyorum. Gayet küçük doğruyoruz biberlerimizi. Evet, biberlerimi şöyle gördüğünüz gibi küçük küçük doğradım ve tavamın içerisine aldım. Ve ocağımın altını açtım. Orta ateşte arkadaşlar. Şimdi içerisine küçük bir kahve fincanı ayçiçek yağımı döküyorum. Arkadaşlar şimdi böyle ara ara karıştırarak biberlerimiz hafiften böyle pembeleşene kadar güzelce pişiriyoruz. Kavuruyoruz yani. Şimdi biberlerim burada pembeleşirken burada soymuş olduğum domatesimi hemen alıyorum ve ortadan ikiye kesiyorum. Şu baş kısımlarını şöyle kesip alıyoruz. Burası çok kötü tat veriyor ağzımıza geldiğinde. Yani kabuklu da yapabilirsiniz melemeni. O kabukları da ağzımıza geldiğinde lezzetsiz oluyor. O yüzden soymanızı tavsiye ederim. Melemende şöyle domatesimi hemen hızlıca küçük küçük küp küp olacak şekilde doğruyorum. Bütün domateslerimi doğrayacağım. Buradaki kabımın içerisine alacağım. Evet, biberlerim şöyle gördüğünüz gibi hafiften pembeleşmeye başladılar. Arkadaşlar domateslerimi de şöyle gelişi güzel küçük küçük doğradım. Şimdi içerisine döküyorum. Bu arada domateslerim böyle 3 adet çok büyük boydu domatesim. Siz de kişi sayısına göre malzemelerinizi arttırıp veya çoğaltabilirsiniz verdiğim ölçülerde. Şimdi ocağım orta ateşte, şöyle güzelce karıştırıyorum. Hemen tuzunu ilave edeceğim. Tuzunu da yapacağınız melemene göre, damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle 2 çay kaşığı dolusu atıyorum. Daha sonra tadına tuzuna bakacağım. Az gelirse ilave edeceğim. Arkadaşlar yıllarca her yıl melemen tartışılır, soğanlı mı soğansız mı diye. Yani bence arkadaşlar melemen sarımsaklı çok güzel oluyor. Yani tamamen damak zevkine göre melemenin tadı değişebilir. Ama ben mutlaka melemene şöyle göstereyim. Şöyle 2 diş olacak şekilde, tabii yine yapacağımız melemene göre 2 küçük diş sarımsak minik minik doğruyorum. Gerçekten de lezzeti o kadar güzel oluyor ki böyle süper bir lezzet oluyor. Yani daha önce denemediyseniz mutlaka sarımsak katarak benim yaptığım gibi denemenizi tavsiye ederim. Böyle minik minik doğruyoruz. Şöyle göstereyim. Şöyle minik minik sarımsaklarımı doğrayacağım.
Daha sonra karıştırıp kapağını kapatacağım. Ara ara karıştırarak domateslerim yumuşayana dek güzelce pişireceğim. Evet arkadaşlar, melemenim pişti. Şöyle kapağını açayım. Arkadaşlar kesinlikle yüksek ateşte pişirmeyin. Orta ateşte sürekli karıştırarak şöyle domatesleriniz tamamen ezilene kadar, güzelce pişene kadar pişirin. Benimkisi şu anda çok güzel bir şekilde pişti. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine yumurtamı kıracağım. Bu arada biberleriniz acı değilse bu aşamada biraz böyle pul biber de serpebilirsiniz. O da lezzet katıyor. Benimkisi acıydı bir tanesi. O yüzden pul biber atmayacağım. Bazen atıyorum, bazen atmıyorum pul biber. Şöyle şimdi yumurtalarımı kırayım içerisine. Ben 3 adet kıracağım arkadaşlar yumurta. Siz yumurtasını az seviyorsanız 2 adet de kırabilirsiniz. Veya dediğim gibi hazırlayacağınız melemene göre 1 adet de kırabilirsiniz. Tamamen hazırlayacağınız melemene göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle hemen yumurtalarımı kırdım. Şu sarısını şöyle dağıtıyorum ben. Bu arada o gördüğüm gençlere selam olsun. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Bak bu videoyu sizin için çektim. Ben çok severim melemeni. Sizler de seviyor musunuz? Nerelerden beni takip ediyorsunuz? Lütfen videomun altına yazarsanız çok sevinirim. Merak ediyorum beni hangi şehirlerden, nerelerden takip ediyorsunuz? Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar ve ocağımın altını kapatıyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.